Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Redline modem wifi şifresini nasıl değiştireceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak rastgele herhangi bir klasörü açalım. Klasörü açtıktan sonra sol taraftaki A yazan yerin üzerine sağ tıklayalım ve buradan özellikleri seçelim karşımıza gelen pencereden Wi-Fi kısmına arkadaşlar yani şurayı tıklayalım ardından ayrıntılar kısmına gidelim buradaki arkadaşlar IP numarasını yani varsayılan ağ geçidi yazan kısmındaki IP adresini not edelim bu IP adresini not ettikten sonra rastgele herhangi bir tarayıcı açalım ve bu IP adresini arkadaşlar buraya yazalım IP adresini aynen olduğu gibi buraya yazdıktan sonra enter yapalım karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek burada arkadaşlar User Account kısmında admin eğer varsa password kısmına admin yani admin arkadaşlar yazalım yazarak login yapalım. Eğer admin şifresini bilmiyorsanız arkadaşlar hemen burayı tıklayalım. Süper admin'i seçelim ve bu kısma R'si büyük olacak şekilde red, N'si büyük olacak şekilde net şeklinde yazdıktan sonra login diyelim ve giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra hemen şuradaki kısmı arkadaşlar şu Wi-Fi simgesi kısmına tıklayalım. Karşımda şu şekilde bir pencere gelecek. Password kısmında arkadaşlar sizin Wi-Fi şifreniz yazıl olacaktır. Yani hali hazırda kullandığınız Wi-Fi şifresi burada yer alıyor. Yeni şifrenizi arkadaşlar içerisinde harf ve rakam olacak şekilde girelim. Örneğin Techworm yazıyorum ve 123 şeklinde yazıp apply dediğimizde şifremiz değiştirilmiş oluyor. Şifrenizi değiştirdikten sonra arkadaşlar tekrar Wi-Fi'ye bağlanmanız gerekiyor. Yani eski bağlandığınız ağı unutup tekrar bağlanmanız gerekiyor. Onun için arkadaşlar arkadaşlar buradaki Wi-Fi simgesine dokunuyorum ve Wi-Fi açıyorum. Şunları kapatalım. Şu şekilde Wi-Fi açıyorum. Wi-Fi açtıktan sonra arkadaşlar hali hazırda bağlı olduğunuz Wi-Fi'nin üzerine sağ tıklayıp unut diyoruz. Unut dedikten sonra tekrar bağlanıyoruz. Tekrar bağlanma aşamasında yeni şifremizi giyerek arkadaşlar bağlantıyı sağlıyoruz. Aynı şey telefonlar için de geçerli. Telefonlarda da ağın üzerine gelip arkadaşlar unut diyerek yeniden bağlanmanız gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.